hattımızda Akın Bey var, bizi Erzurum'dan arayan. Alo. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim Akın Bey? Merhaba Özlem Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Erzurum'da havalar nasıl? Çok soğuk mu? Havalar şu anlık iyi ama akşamları biraz soğuk oluyor yani. Akşamları ama siz alışıksınız herhalde. Ben hiç Erzurum'a gelmedim. Bir gün davet ederseniz gelirim. Buradan buyurun, da gelin. Buradan da söylemiş olayım bunu. Peki. Başımızın üstünde yeriniz var. Sağ olun, çok mersi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Özlem Hanım, bizim sorunumuz şimdi bir kardeşimle ben bir iş yeri açtık. Şahıs işletmesi. Ama biz şu anda bir bankalardan birkaç tane kredi kartımız var. Kullanıyoruz ama kredi alamıyoruz bize. Yani çok bankaya başvurduk. Sadece bize verdikleri kredi kartlarının limitleri 500 milyonluk. Ama kredi alamıyoruz. Çünkü karşımıza puanı düşük falan diyorlar. Ama bir bankalardan veya bir şeylerden herhangi bir sorunumuz da yok. Yani normal. Ki dedim bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sizden bir bilgi alayım. Bankalarla çalışamıyorsunuz çünkü banka sizin şahsınıza kredi vermiyor. Kredi puanınız iyi değil diyor. Hemen ben size açıklayayım Akın Bey ne demek istediklerini bankaların. Şimdi her birimizin, böyle okulda karne alırdık ya öğretmenlerimizden. Her birimizin finansal karnesi var. Bir sicili var. Her birimizin derken de kredi kullananların, kredi kartı kullananların ya da kefil olanların, başkalarına kefil olanların her birimiz hakkında tutulmuş böyle bir defter var. Kredi kayıp bürosu diye bir büro var. Bütün böyle havuz şeklinde bütün bankalardan gelen bilgiler bu havuzda toplanıyor ve her ay bakıyorlar. Siz ödemeyi yapmış mısınız, yapmamış mısınız, geç mi yapmışsınız? Burada sizin hakkınızda dediğim gibi bu karne tutuluyor. Şimdi siz geçmişte yaptığınız bazı düzensizlikler varsa ne oluyor? Bu sicilinizdeki puan düşüyor. Tabii bir tek buna bakmıyor banka. Bu havuzda toplanan puana bakmıyor. Her bankanın kendine has puanlama sistemleri var. Her bankanın kendi risk anlayışı var. Her bankanın sizi böyle değerlendirmesi farklı oluyor. Ve bir tek burada bu aldığınız eski ödemelere de bakmıyorlar. Yani bir tek eski sicilinize de bakmıyorlar. Burada gelirinize bakıyorlar, giderlerinize bakıyorlar, faturalarınıza bakıyorlar, medeni halinize bakıyorlar, mezun olduğunuz okula bakıyorlar, kaç çocuğunuz var, arabanız var mı? O kadar çok şeye bakıyorlar ki anlamaya çalışıyorlar. Akın Bey'e biz para versek bize bu parayı geri ödeyebilecek mi? Bu kredi, anlatabiliyor muyum? Kredi kayıt bilosundaki bu bilgiler de 5 sene boyunca saklanıyor. Yani olumsuz olsun, olumlu olsun sizin hakkınızdaki bilgi neyse 5 sene boyunca saklanıyor. 28 yaşındasınız, önünüzde uzun zamanlar var. Bu sicil de paşa yazılı bir şey değil. Burada yani, düzgün ödeme yaptığınız zaman her şeyin ilacı, burada bunu değiştirebilirsiniz. Benim size şöyle bir tavsiyem var, daha çok genç yaşlısınız. Bankanızla, bankacınızla böyle bir aile doktoru ilişkisi içerisine girin. Yani gidin, çayını için, şöyle dik oturun, bacak bacak üstüne atın, sohbet edin ve kendinizi anlatın. Aranızda bir güven ilişkisi oluşsun. Burada samimiyetle, netlikle paylaşın. İleriye dönük olarak yapmak istediğiniz şeyler de bu size yardımcı olacak.